Merhaba arkadaşlar. Bugün çok basit bir video, çok basit demiyorum, çok kısa bir video çekeceğim. Bir ASP.NET'te hazırlanmış bir web sitesini, yani bir projeyi bir FTP'ye atıp oradan yayınlamayı göstereceğim. Programımız Microsoft Visual Studio Enterprise 2017. File New Project diyoruz. Website demiyoruz. Website derseniz zaten örnek veriyorum. Buradan direkt new işte project, onun dışında ayrıca direkt bir website yapmış olursanız direkt zaten bu ne yapmış oluyor? İster istemez direkt yayınlanıyor. Ama ben size şöyle bir şey yapacağım. ASP.NET Publish olsun. .NET Framework herhangi bir şey olabilir. 4. Hadi gene en çok şu an için 4.5'e en çok kullanılıyor. Öyle olsun. Okey diyelim. Şimdi projemiz hazırlanıyor. Proje hazırlandıktan sonra göreceğiz ki herhangi bir çalışma alanı dosyamız yok. Şimdi bunun için ne yapmış oluyoruz? Bir tane sayfa ekleyelim buraya. Bir web form olur ya da add new items'tan bir şey ekleyebiliriz. Default.asp x olabilir ya da index.asp x olabilir. Burada gördüğünüz gibi bir form geliyor. Form'u silelim. Burayı bir test amaçlı şu anda yaptığımız iş. Örnek veriyorum 4 FTP ASP.NET FTP üzerinde yayınlama. Yayınlama örneği. Kaydedeceğiz. Sonra build dersek süper olur. Görüyorsunuz şurada çalışıyor gözüküyor ve şu önemli, burası bu yüksek sesi gördük. Şimdi dosyamızı açalım. Dosyamız bu şekilde, büyük dosya önümüzdeki. Şimdi bunu web tipi koyduğumuz zaman ne olacak bir bakalım. Bütün web tipimiz var. Şöyle ekleyelim. Gördüğünüz gibi hatalar veriyor. Bu hataları gidermek için öncelikle config ayarı yapmamız gerekiyor. Henüz bitti mi? Bitti. Şimdi ayarlara bakalım. F5 yaptık. Hatalar gider diyor. Şunu yapabiliriz. Sağ klik dosya izinleri deyip 770-755 alt dizinlere izin ver seçeneğimizi yapalım. Sonrasında config dosyasında bunları silelim arkadaşlar. Bunlar çünkü sıkıntılı. Bunlar sıkıntılı. Buralar çok uğraştıracak bir şey. Buraya custom error diye bir özellik var. Error mod var. Yani bunu off yapmamız lazım. Yoksa diğer türlü FTP yaptığımız hosting firmasını patlatabiliriz. Sıkıntı. Zaten hosting firmalar da genel olarak yayınlamazlar bunu. Sıkıntı yaratacağı için. Sağ klik Publish Web Application seçeneğine tıklıyoruz. Custom diyor. Buraya bir tane proje diyelim. ASP.NET Publish diye bir tane yaparız. Bundan sonra da lazım olacak buraya eklemiş oluruz. Bunu dosya eklemek bir yere çıkarmak daha mantıklıdır. Çünkü diğer türlü sürekli bir yere çıkarmak gerekir. Hani sıkıntı yaratır. Onun için her defasında uğraşmamak için böyle bir şey, bir isimlendirmek daha mantıklıdır. Şöyle temp diyelim. Örnek, hani örnek olsun diye. Bir tane opsiyon ama birkaç tane olmuş olsaydı delete. Bunu derseniz daha iyi olur. Çünkü herhangi bir publish ettiğinizde dosyada karışmaz.
ASP.NET dedik zaten. Yeni gösteriyor. Publish diyelim. Bu arada FTP'deki dosyalarımızı silelim. FTP'miz boşalsın. Temp klasörümüzde. FTP'miz boşaldı. FTP'mizi tekrar yükleyelim. Görelim ne yazmış, ne olmuş. Bir bakalım görelim. ASP.NET yayınlamak çünkü biraz sıkıntılı. Hosting firmasına mail atmanız gerekiyor. Hataları düzeltin ya da o .NET versiyonu orada yüklü mü değil mi onu öğrenmeniz, onu sormanız lazım. Hani bir şey olduğunda onu açıp kapatarak bir şeyler edebilirsiniz. Ama en azından işte .NET Framework 4.5'i destekli benim web sitem diye mail atmanız gerekiyor hosting firmanıza. Dosya yüklenmiş. Dosya yüklendiğine göre F5'e basalım. Siteyi çalıştır diyelim. ASP.NET üzerinde yayınlanma örneği. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok ve düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bir yayınlama yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olursanız kanalıma sevinirim. Hani müsait olduğum zamanlarda örnekler yüklemeye çalışacağım.